Şimdi adama diyorum ki bak, siz karar verin ne olur Allah aşkına. Hocam dedi, hastayım dedi. Nurcu değil. Dünyayı dolaştığımı biliyorsunuz. Kardeşim dedim, şu hap getirdi kapı. Xanax bilmem ne, şunları kullanıyor. Bunları kaldırmak istiyor musun dedim. Hocam dedi, senin için 130 kilometre geldim dedi. Almaya da oluyor. Bak gülüyor. 130 küsür kilometre geldim dedi. Tamam. Dedim yapacaksın. Çıkar kağıt. Bir. İnternet, televizyonu terk edeceksin. Veya hat devam edecek. İki. Asay-ı Musa'yı her gün sesli 10 dakika. Ben kitap okutturmaya ihtiyacım yok. Kitabın da sana ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var. Bu harfleri sese dönüştüreceksin. Kitap okumak o. Harfleri sese dönüştür. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa diyor şu anlarda. Üç. Hizbul Kur'an'dan bir iki sayfa okuyacaksın. 4, 12 geçirmeden yatacaksın. Tamam. Ondan sonra namazı vaktinde kılacaksın. Tamam hocam. Bir de dedim, nurculara aranması fena değil. Haftada bir gün derse gitersen iyi olur. Kitap okursa mecbur geçin. Tamam dedim. Bunlar iyi. Bu ile bunları yap. 3 gün sonra ilacı bırak. Şimdi bırakma. 3 güne kadar doldur benzini. Ama. Tamam hocam dedi. Ama şu. Sen bunu yapacaksın. Düzeleceksin. İlacı koyacaksın kenara. Olacağını söylüyorum. Ve hakikaten devam edeceksin. 2-3 ay sonra diyeceksin ki benim bunlara ihtiyacım yok. Kitabı, bu dediklerimi bırakacaksın. Belki bir namazın kalır ama kitabı, evratları bırakacaksın. Ama seni rahatsız eden o sıkıntılar yola alışmış. Gene onları kovduktan sonra gene gelir. Bu sefer gelirse silahlarıyla gelir. Bu kadar basit bir yolla kurtulamazsın. Sonra beni mum gibi ararsın. Ben bile sana meşgul olsam zor olur. Ama şimdiden sana söylüyorum, benim bir huyum var. İlk önce benimle meşgul oluyorum. Şeyi sana, faturayı veriyorum, reçetini. Yapınca olduğu halde ben sana köpek gibi hizmet ederim. Ama dediğimi bırakırsan, sonra eğer denersen kendim, ben ondan sonra meşgul olmam. Beni ararsın ama bakmam sana. Tamam hocam dedi, aptal mıyım dedi ya. Bak, baktım ki 4-5 ay sonra geldi hanımıyla. Hanımıyla geldi çünkü tek gelmedi. Ondan sonra hocam işte şey kemküm işte yani bir yapabildik işte sen şey yapma. Dedim ki sana verdiklerimi aynen öyle oldu dedi. Dedim Fransa'da da oldu. Ben sana böyle dedim mi? Dedim bu Fransa'daki kadın. Peki böyle olacak dedin. Hiç kusura bakma. Kendine merhamet olmayana başkasına merhamet bekleme. Yap meşgul olmadın. İlaca devam edeceksin. Bu insan kendisine menfaati ve merhameti yok. Terkleri yok. İnternette akşama telefona şık şık meşgul ol. Akşam da dizilerle şey yap. Asay-ı Musa'ymış. Evrakmış. Namaz vaktinde kılınacakmış. Kıl payı ucundan tutuyor. Vaktin çıkıyor. Kardeşim bu adamın iyi olmasına zaten şaşırırım. Çünkü emeğe saygı yok. Emeğe saygı yok. Yapanlara ne olacak? Kardeşim terk et. Terk et, merhametli ol kendine. İşte takva menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek diyor. Bu tahribat ve sefahat ve cazibeden hevesat zamanında öyle hevesler var ki hemen ya süpürge makinesinden 10 kat. Hele yanından geçme. Hesap et. Bu dershaneye gelirken bu ana caddeden gelirsen 10 tane adam göreceksen, arka bu yoldan gelirsen 3'te veya 5'e düşüreceksen o yoldan gel, uzun da yoksa. Girme, çünkü o manyetik alanına girdin mi seni çekecek oradan. Hevesat. Hevesat zamanında bu takva olan defi mefasit. Bak sebap yok. İlk önce terk. Defi mefasit, terk. Sonra terk-i kebair, gene terk. Bay amel yok ha. Takva deyince sabaha namaz kılmak, gündüz oruç tutmak zannediyorduk. İkisi de terk. Bir, defi mefasit. İki, terk-i kebair, o da terk. Neymiş bu asırda? Terkler neymiş? Esasın esasıymış. Usul esasmış, büyük bir rüçhanet kesbetmiş.
günahlardan kurtulmanın yolu farzları yapmak, sebaplar yapmak, nafile namazlar kılmak, oruçlar tutmak değil. Haramı terk etmeye gücünü harca. Bu zamanda tahribat ve menfi ceyran deşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. En büyük silahımız bu zamanda takvadır. Takva neydi? Defi mefasit, terk-i kebair, bunların cemidir. Bak bir şey yapmak değil. Ya defi mefasit, terk-i kebair. Yani seni sömürenleri, mefasit, mefsedetleri, seni doğruyu yapmaya mani olan şeyleri, alıkoyanları terk et, sonra haramları terk etme gücün olur. Haramları sonra dedi bak, terk-i kebair. İlk önce defi mefasit. İlk önce terkler, sonra haramları gücün yeter, haramları terken terk edebilen farzları zaten yazmadı. Zaten fişek gibi yapıyorsun. Çünkü haram yapmayan farz yapıyor demektir.